Merhaba sevgili basketbol severler. Bundan böyle yeniden Pot Altı programıyla karşınıza olacağız. İkinci sezonumuza başlıyoruz. Yine eskiden olduğu gibi her pazartesi akşamı bu saatlerde saat 18'de sizlerle birlikte Bursa'da Bugün TV'de olacağız. Yine ayrıca 94.2 Radyo Bursa'da Bugün'den de programımızı radyodan dinleyebilirsiniz. Bize ayrıca Facebook'tan da soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Canlı yayındaki videomuzun altına diyelim ve değerli konuğumuzu tanıtarak hemen programımıza başlayalım. Frutti Ekstra Bursaspor'un değerli başkanı, sevgili dostum Sezer Sezgin. Sevgili Sezer Başkan, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın, iyisin inşallah. Teşekkür ederim, sen nasılsınız? Çok şükür, yoğunsunuz ve bu hafta da lig başlıyor. Evet. Gerçi pandemi nedeniyle seyircisiz ilk yarı öyle gözüküyor, federasyon da açıkladı. Tıpkı futbolda olduğu gibi. Ama yine de hayırlı olsun diyelim, çünkü geçen sene beyaz sezon, yarıda kalan bir sezon. Bu sezon Frutti Ekstra Bursaspor Süper Lig'de ikinci sezonu yaşarken bir taraftan da Euro Cup'a katılarak camianın heyecanla istediği ve beklediği Avrupa hayalini gerçekleştirmiş oldu. Ona da ilerleyen dakikalarda değineceğiz tabii. Öncelikle sevgili başkan, dilersen cumartesi günü 15.15'te Beşiktaş'ı konuk edeceğini Bursaspor'un hatırlatalım. Tofaş'ın da ilk hafta deplasmanda oynayacağını da söyleyelim. Bahçeşehir Koleji'ne ertesi gün, pazar günü yine 15.15'te konuk olacak Bursa ekibi. Tabii 16 Ekim'de de basketbol TBL dediğimiz birinci ligi başlayacak. Ona da sonra değiniriz. Bursaspor'da bir yeniden yapılanmaya gittiniz basketbol şubesi olarak ve kongrede de bu karar alındı. Dilersen bu sizin yeni yapılanmanızla ilgili biraz bilgi verelim. Çünkü kaçıranlar olmuş olabilir. Yaz tatili vardı. İnsanların bazıları bilmiyorlar. Bunu ne amaçla yaptınız? Nasıl bir şekillenme oldu? Onu dilersen ana hatlarıyla açarsan seviniriz başkan. Bu yeni bir yapılanma değil aslında. Şöyle söyleyebilirim. Bursa Spor Kulübü Derneği'nin yaklaşık 480-500 milyon TL civarında bir borcu var. Geçtiğimiz yıl içerisinde takımımız maalesef üzücü olan küme düşme senesinde futbol takımımızın. Evet. Biz anonim şirketi yaparak futbol taraflı alacaklardan korumuştuk. Hatırlıyorum. Geçtiğimiz sene bankalar Bursaspor'a bir yılda süre verdi. Alacaklılar da biraz bekledi bununla alakalı. Bizim Bursaspor Basketbol AŞ'nin %100 sahibi Bursaspor Kulübü Derneği olduğu için hisse hacizi olmaması açısından biz bunu geçici bir süreliğine 7 yıllığına yeni kurulan Bursaspor Basketbol Kulübü Derneği'ne misafir edeceğiz. Bundaki amacımız burada Bursaspor Kulübü'ne kesinlikle bağlılıkta herhangi bir problem söz konusu değil. Zaten isim ve logo kullanım haklarımız Bursaspor Kulübü Derneği tarafından bizlere verilmiş durumda. Evet. Burada sağduyunun galip geldiği basketbolu geçici bir süre bir yerde misafir etme eğilimi ön plandaydı. Bu şekilde de oldu. Bizim amacımız Bursaspor basketbol takımını uzun yıllar yaşatmak. Evet. Nasıl 6 yıl önce Çekirge Spor Salonu'nda kurduysak, orada başladıysak bu mücadeleye, değişen şartlar neticesinde böyle bir hamle yapma zorunluluğu hasıl oldu. Çünkü bazı kesimler bilmiyorlar. Bu konuda bir bilgi eksikliği var. Bunu şöyle söyleyeyim. Bu Bursaspor'un bu takım hiçbir güç, hiçbir kuvvette Bursaspor'un olmaktan alıkoyamaz. Bursaspor Bursa'nın en büyük sivil toplum kuruluşudur. Kongrede zaten yeterli derecede anlattığımızı düşünüyorum. Bununla alakalı hazır ekranların karşısındayken yeni kurulan derneğin tüzüğüyle alakalı da konuşmak istiyorum. Lütfen. Dernek Bursaspor Basketbol Kulübü Derneği tüzüğünü, Bursaspor Kulübü Derneği'nin tüzüğünü son tüzük kongresinde gerçekleşen Gökhan Sezer, Ömer Keskin gibi arkadaşlarımızın, Bursasporlu arkadaşların yapmış olduğu tüzük. Ondan ekstra olarak pozitif anlamda artılarımız da var. Evet. Mesela bu bizim tüzüğümüzde yöneticiler döviz olarak verip döviz olarak alamıyor. Buradaki tüzükten. Yeni basketbol derneği olarak. Yeni diyor, basketbol değil mi? Derneği olarak. Açık bir dernek. İsteyen üye olabiliyor. Üyelik aidatları 500
giriş 275 yıllık aidat. Bursaspor Kulübü Derneği ile aynı. Her şeyle aynı tuttuk. Burada amacımız bu güvenli bölgede. Umarız Bursaspor bir an önce futbol takımımız, işte stadyumun isim hakkı satılır. Tekrar ivedi bir şekilde Süper Lig'e döner. Kalıcı mali, gelir kaynakları kalıcı olur. Kalıcı gelir kaynakları olur. Maddi açıdan biraz daha ferah pozisyona çıkar. Biz de basketbol takımını 7 yıl bile dolmadan tekrar yuvasına ait olduğu yere o çok önemli tabi. Evet. Geri vermiş oluruz. Burada niyetlerimiz halis olduğu için sağ olsunlar bütün kongre üyeleri sanıyorum 3 oya karşılık 590 oyla kabul edildi. 593 kişi gelmişti zaten. Evet, 590'a 3 oyla kabul edildi. Tabii ki çekimserler de vardır. Onları tam bilmiyorum. Zaman Bursaspor Kongre üyelerinin ne kadar güzel ve basketbolu yaşatmak için ne kadar doğru bir karar verdiğini gösterecektir. Bunu ilerleyen yıllarda hep beraber göreceğiz. Biz de en yakın zamanda tekrar futbol takımımızı ait olduğu Süper Lig'de bütün şehir olarak istiyoruz. Çünkü Bursaspor futbol takımı Bursa'nın amiral gemisidir. Bizim burada futbol takımı Bursa'da galip geldiğinde mesela bu hafta olduğu gibi bütün herkesin moraller güzel. Birdenbire değil mi? Birdenbire. Neşeli başladık. Bir galibiyet her şeyi değiştiriyor. Pazarımız güzel geçti. Pazar güzel geçti, her şeyi değiştiriyor. Umarız sevgili Erkan Kamat başkanımızla çok düzgün bir yapıya kavuşup hızlı bir şekilde Süper Lig'e ait olduğumuz yere döneriz. İnşallah. Onlara da kolaylıklar diliyorum. İşleri çok zor. Yani maçlarımız müsait olduğunca biz de gidip stadyumdan destekleyeceğiz. Tabii canım, o zaten Bursaspor tek takım, tek arma. Bu arada 18 yaş altında hemen sıcak bir soru gelmiş Efe Gökatakan birden. Sevgili başkan, 18 yaş altında üye olabilecek mi Sezer Başkan diyor ama tabii statü gereği sanıyorum bir 18 yaş reşit olmak gerekiyor herhalde. Tam net bilmiyorum. Sanıyorum 18 yaş altı üye olamaz diye tahmin ediyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum. Çünkü Bursaspor'a bile hangi derneğe üye olursanız olun bir yaşınızın 18 yaşını evet kutlamanız gerekiyor. Evet. Ama manevi zaten hepimizin gönlünde bir numara, başka bir numara olmadığı için manevi onu yaşı gelince sevgili Efe herkes bu şartlarda üye olabilir diye tahmin ediyorum yani. Zaten açıkladınız bu evet üyelik şartlarını. Açıkçası tabii yeni dönem. Şimdi yine Fruitex'te Bursaspor, Arma Bursaspor, yeşil beyaz logo altında. Bu sene yeni bir heyecan takım başlıyor. Takım Bursaspor. Başka bir takım değil yani. Tabii. Onu dile getireyim tekrar. Burada sadece takımın yaşayabilmesi için, bu takımın var olması için sadece dernek değişikliği söz konusu oldu. Bizim yani geçtiğimiz sene 6 sene önce kurulan takımla arasında hiçbir fark yok. Bir koruma kalkanı ekonomik koruma, anlamda bir, galiba. Ekonomik anlamda bir koruma kalkanı oluştu. Onun haricinde bu takım Bursaspor. Mesela ben şöyle bir şey düşünüyorum. Yani bir bankanın Bursaspor'dan, bu dernek ayrılmasaydı basketbol olarak, bankanın Bursaspor'dan alacağı var. Geldi baktı ki para edecek neyi var, neyine el koyayım. Aa baktı Avrupa Kupaları oynayan bir Bursaspor Fruit Extra basketbol takım var. Ben bunu acaba bir alacağıma karşılık satmayı düşünüyorum diyebilir miydi? Diyebilirdi. Biz de bunu öngördüğümüz için, böyle bir şey yaşanmaması için bunu 50 bin TL bedelle, sembolik bir rakam, sembolik bir rakamla satın aldık. Ve 7 yıl sonunda Bursaspor bu rakam karşılığında, sembolik rakam karşılığında tekrar kendini alabiliyor. Yani şu an bütün ipler hala Bursaspor'da. Yani en geç 7 yıl içinde. En geç 7 yıl içerisinde istediği zaman alabilir. Burada bir sıkıntı yok. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Ceylan Altın yazmış. Sezer Başkan'ın başka transfer olacak mı diyor. Klasik bu soruları biz de yönlendiriyoruz. Şu an için bu teknik ekibin vereceği bir karardır. Ama bütçemiz doğrultusunda şu an yeni bir transfer gözükmüyor. Evet. Takımımızın da yeni kurulan bir takım olduğunu söyleyebilirim. Tabii. Amerikalıların gelecek olan yabancı oyuncuların, yani gelen yabancı oyuncuların uyum sürecini atlattıktan sonra daha iyi olacağımızı söyleyebilirim. Hazırlık maçlarında 2 galibiyet sanıyorum 3 mağlubiyet
Cevaz Soraş turnuvası ve evet, diğer normaller diğer dahil. Normal maçlarda Daçka'yı yendik, Bahçeşehir'i yendik. Beşiktaş'a son dakikalarda kaybedildi. Son dakikalarda kaybettik. Antep'e kaybettik. Evet. Yani hazırlık maçlarındaki bizim amacımız eksiklerimizi görüp lige kadar bu eksiklerimizi gidermek. Teknik ekibimiz de bu doğrultuda çalışıyor. Verimli hazırlık maçları oynadık. Amerikalı oyuncularımızın da Türkiye ve Avrupa Ligi'ne bir an önce uyum sağladıktan sonra takımımızın ivmesinin yukarıya doğru evet, olacağını söyleyebilirim. Aslında ben de maçları yani %90'ını ekrandan da olsa izledim. Hı. Şöyle söyleyeyim sevgili başkan, yıllardır hani bu programı yapan basketbol aşığı bir gazeteci olarak. Zaten Kenny Kadji Tofaş'ta oynadığı için Bursa'ya ve Türk basketboluna evet, çok kısa Türk Telekom'da da oynadı. Hakim bir yabancı. Barry geçen sene. Barry de ikinci sezonunu yaşıyor Bursa'da ve Basketbol Süper Ligi'nde. 3 dış Amerikalı dediğimiz yani dış oyuncu, kısa oyuncu dediğimiz 1-2-3 numara oynayan yabancılar. Hem NBA patentli ama bir tek ufak bir şeyleri var. Yurt dışına Avrupa'ya ilk defa açılıyorlar. Evet. Yanlış bilmiyorsam. Geçtiğimiz sene Chris Jones ve Freeman da örneğimde olduğu gibi. Onlar da ilk defa çıkıyorlar. Onlar da Türkiye'ye geliyorlardı. Evet. İkisi de Euroleague oldular. Bu konuda çok gururluyuz. Onlara da çok başarılar diliyoruz. Tabii. Yani bunlar Bursa Spor'da bir kendilerine değer katlar. Kesinlikle. Şimdi Amerika'dan bir oyuncuyu getirmek için bu örnekleri önüne koymak bizim elimizi kuvvetlendiren şeyler. Yani burada kazan kazan ön planda. Oyuncu da evet, ekstra Bursa Spor'da forma giydikten sonra Euroleague ve diğer Avrupa takımlarının transfer listesinde olabileceğini, göz önünde olacağını bilmeleri bizim de elimizi kuvvetlendiren etmenlerden bir tanesi. Tabii sonuçta onların da dediğiniz gibi gözünün önünde örnekler evet, var. Chris Jones ve Freeman'la beraber. Ve bu oyuncularda sanıyorum Bursa'ya ve ülke şartlarına, basketbol ligine adapte oldukça daha da yukarı çıkacaklar. Zira potansiyelli oyuncular. Hatta son maçta Malik Newman 31 sayı attı Beşiktaş maçında. Bir önceki maçta da Manford çok iyi oynamıştı. Evet. Hamilton biraz daha 3. derece gibi gözükse de skor bazında. Ama bu oyuncuların tabii uyumu söz konusu. Yani şimdi Oğuz Savaş yeni geldi. Birkan Batuk yeni geldi. 4 yabancı yeni geldi. Eski kalan Türk oyuncular da var. Yeni bir kimya oluşuyor. Geçen sene yardımcı antrenördü koç Tutku Açık. Evet. Tutku Hoca ile de anlaştınız. Tutku Hoca ile anlaşırken hangi kriterleri göz önüne aldınız? Başkanım biraz da o konulara değinirsek. Burada sezon başı yapılanmada. Tutku Hoca'nın geçtiğimiz seneden bildiğimiz için vizyoner olması bu konuyla alakalı. Evet. Çok yakın tarihe kadar oyuncu olarak bu liglerde oynaması. Ben kendisini genç takımdan beri tanıyorum evet, tabii. Ben göz önünde bulundurduğum etmenlerden bir tanesidir. Serkan Erdoğan hocamız geçtiğimiz sene ilk senemizde benim şahsi fikrim gayet başarılı olmuştur. Kendisine buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet. Basketbol dünyamızın çok değerli hocalarından bir tanesi olacağından hiçbir şüphem yok. Güzel bir sezon geçirdik. Pandemiden dolayı yarım ne kadar yarım kalsa da. Bu sene de Tutku Hoca ile başlayalım dedik. Böyle bir karar aldık. Dolayısıyla hem Avrupa'daki ilk senemizde hem Süper Lig'deki ikinci senemizde umarım göze hoş gelen, mücadeleci, herkesin konuştuğu, Avrupa'da ses getiren bir takım oluşturmuş oluruz. Evet. Bir de işte bir yeri gelmişken Euro Cup organizasyonunu da konuşmak lazım. Çekirge Spor Salonu'nda ufacık tribünlere sığmayan basketbol severlerin desteğiyle yeni bir heyecanda amatör şube sorumlusu olarak sizin imzanız var başlangıcında sevgili başkan. Ve o zaman hep böyle Atatürk Spor Salonu'nda inşallah orası tekrar yapılır. Orada da yine maçlar yaparız. Yeni Atatürk Spor Salonu yapılacağını söyledi çünkü Ali Nur Başkan yerine. Atatürk Spor Salonu'ndaki coşku heyecan, yaşanan şampiyonluklar ve son Süper Lig'e çıkış daha dün gibi gözümüzün önünde. Orada yaşananlardan sonra camiada bir Avrupa hayali vardı hep. O sanki bu hayal açıkçası bana biraz daha uzak gibi geliyordu. Şimdi eğri oturup doğru evet, konuşayım. Ben içimdekini söyleyen bir insanım. Ben de çok sık Avrupa maçlarına basketbolda muhabirim zamanında çok gittim geldim. Milli takım basketbol 12 dev adamla da çok gittim geldim ama Bursa Spor'u açıkçası daha ben birkaç yıl Avrupa'da göremez gibi tahmin ediyordum ama benim de öngörülerimden çabuk oldu. Yani 6. yılın sonunda bir anda bir Euro Cup organizasyonu. Fruit Extra Bursa Spor basketbol takımı olarak
Euro Cup'ın daveti, oralar nasıl oluştu? Yaz konular ama yeni sezon yeni başlıyor, evet, ve insanlar bu konularda en yetkili ağız olarak sizden duymak istiyorlar. Bu organizasyon, davet, sonuçta ULEB'in ikinci organizasyonu. Evet. Euroleague'in bir altı yani. Nasıl gelişti oradaki organizasyon? Gerçi biz tabii ligi averajla ya 8 ya 9 10 oralarda bitirmiştik. 9 10 üçlü averajlar vardı. Evet. Bir hafta daha oynasaydık 8.'ydik. Öyle bir maç vardı. Tabii, evet, ki sıralamaya da bakıldı. Bir de isim sponsorumuzun zaten Avrupa, özür dilerim, Almanya'daki EuroLeague organizasyonunda sponsorluğu var. Evet. Onlar da böyle bir organizasyon yaparken tabii ki önce sıralamaya bakıyorlar. İşte diğer takımların, işte Anadolu Efes'in, Fenerbahçe'nin EuroLeague'de olması, Daçka'nın, Tofaş'ın, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne, Türk Telekom gitmeleri, Pınar Karşıyaka'nın olması, onların da o organizasyonlara gitmeleri. Yine bayağı bir Türk takımı gerekiyor. Evet. Bahçeşehir'le biz EuroCup'a davet edildik. Bu tabii ki sıralamadaki etken ve takımın mali durumu, isim sponsorları, bunların hepsi bize olumlu etken olarak. Değil mi? Yansıdı. Denk bütçe, maliyet. Türk Basketbol Ligi'nin Avrupa'nın en kaliteli ilk 3 liginden bir tanesi. Buradan bir takım olması o liglerin kalitesinin seyir anlamı açısından da yükselttiğini düşündüğüm için onların da bu organizasyonda bize ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Amacımız bu tür organizasyonların daha üst organizasyonları, EuroLeague, değil mi, kupalarda yer almak. Hani öyle bir var bir hayalimiz diyorsunuz. Ya bu Serkan abi, neden olmasın? Bisiklete binip bisiklet sürmek gibi bir şey bu işler. Hedefimizi gün be gün arttırarak devam etmek ama öncelikle ayakları yere basan bir takım olmamız. Bu sene şunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Bütçe anlamında belki katılacağımız organizasyonun, Avrupa organizasyonunun en düşük bütçeli takımlarından bir tanesiyiz. Hem dövizin ülkemizde geldiği pozisyon, evet, hem de bu sene ilk senemiz olması, Süper Lig'de ikinci senemizin olması, gelir kalemlerimizin çok fazla olmaması, ülkenin ekonomik durumu, iş dünyasının ekonomik durumu, pandeminin olması, seyirci sıkıntısı, taraftar olmaması, biz seyirciden gücümüzü alan bir takımız zaten. Beklentinin çok fazla yükselmemesi gerektiğini söylüyorum. Bizim ilk senemiz lige başladıktan sonra bunu konuşmak daha doğru olur ama ligi yine ilk 8 içerisinde bitirmek bizim için ilk 8, evet, bizim için büyük bir başarı olur. Çünkü ikinci senemiz ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Kalıcı başarılar, sürdürülebilir başarılar, planlı ve programlı bir yapıya kavuşmasından yana olduğum için beklentinin çok fazla minimum seviyede kalmasını gerektiğini düşünüyorum. Burada taraftarımız birkaç yıl daha sabırla bu takımı layık olduğu yerlere gelene kadar desteklemelerini ben rica ediyorum onlardan. Tabii. Çünkü şimdi Euro Cup'a ikinci senemizde gitmemiz. Çünkü buldozer gibi başladığımız basketbol serüvenimiz taraftarlarımızda şu beklenti de oluştu. Şimdi bu sene Euro Cup'ta da ezer geçeriz gibi. Ya, öyle bir şey yok aslında. Yani eğri oturup doğru konuşalım. Artık oradaki bütçeler dağın, çok başka. Dağın zirvesine doğru tırmanıyoruz ve yukarılarda rüzgarlar sert eser. Bunun bilincindeyiz biz. Taraftarlarımızın da ben bu bilinçli olmasını istiyorum. Oralarda durmak, mücadele etmek, TBR'de bir Süper Lig'deki ilk senede Avrupa oynamadan, ligde oynamaktan daha zor oralarda mücadele etmek. Bunu hep beraber camia olarak üstesinden gelebiliriz. Sadece bu mücadelede yanımızda olmalarını ben kendilerinden istiyorum. Beklentiyi dediğim gibi çok fazla Avrupa'da ve Türkiye Ligi'nde çok yukarıda tutmamak lazım. Biz elimizden geldiğince Türk basketboluna seyir zevki katmak, mücadele anlamında, evet, büyük özveride bulunmak, taraftarlarımıza da güzel galibiyetler, güzel oyunlar izlettirmek istiyoruz. Mutlaka. Çünkü sahaya çıktığında iki takımdan illaki biri yenilecek.
biri yenecek. Çünkü basketbolda beraberlik yok, uzatma var. Yok. Dolayısıyla bütün sonuçlarda bize destek olmalarını istiyorum. Zor zamanlarımız da gelecek. Zor zamanlarımızda da tutup kaldırmasını her zaman olduğu gibi yine bizim taraftarlarımız yapacak. Güzel günler de yaşayacağız. Zor zamanlar da yaşayacağız. Hayat devam ettikçe her şey insanlık için, insanlar için. Tabii. Basketbol oyunu Bursa sporları için, Bursa için. Önemli olan kırıp dökmeden birbirimize sahip çıkarak gidebildiğimiz kadar yukarılara gidip şehrimize ve Bursa'nın en büyük markası Bursa Spor ismini en yukarılarda taşımak. Doğru. Şimdi tabii sorular da geliyor ama ben şu reklam arası vermeden önce de şeyi sorayım mesela sevgili başkan. Bu sene nasıl bir Euro Cup oynayacak bir takım olarak nasıl bir bütçe oluşturduk? Denk bütçeyi önemsediğinizi biliyorum. Sponsor firmayla beraber. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 7 milyon, 7,5 milyon TL civarında total yabancı ve yerli oyuncu bütçemiz var. Evet. Bu 1 milyon doların bile altında, 950 bin dolar civarında. Tabii yeni normlarda böyle. Evet. İsimini yeni kanunlara göre kişisel verileri koruma kanununa istinaden isim telaffuz etmeden bir örnek vermek istiyorum. Son zamanlarda hazırlık maçı yaptığımız takımın takımlardan bir tanesinin yabancı oyuncusu yaklaşık 650-670 bin dolar civarında. Bizim bütün yabancılarımızın yıllık maliyeti 670-690 bin dolar civarında. Yani o neredeyse bir oyuncuya bedel. Evet, bir oyuncu bizim bütün oyuncularımıza bedel. Bizim maalesef bütçemiz mücadele ettiğimiz takım. Dolar dediniz değil mi? Evet, dolar dedim. 690 bin dolar evet. Bizim 5 yabancı diyorsunuz. Evet, 670-690 bin dolar arası 5 yabancımız. Ama bazı takımların tek oyuncusuna bedel. Bu futbolda da bu örnekler çok. Tabii. Galatasaray'ın yurt dışından getirdiği yabancı futbolu bu arada çok fazla takip ettiğimi söyleyemem. Bursaspor'un olmadığı bir ligde. İnsanın konsantrasyonu dağılıyor. Konsantrasyonu yok. Maçların özetlerini bile izlemiyorum. Hatta bu sene yayıncı kuruluşun paketini dahil almadım. Eyvah. Evet, yani çünkü Bursaspor'un olmadığı bir lig. Ben çok keyif aldığımı söyleyemem. Yakında ama size bir sponsor firma gelecek basketbolda. Bunu ilk defa benden duyuyorsunuz belki. Bize mi sadece? Basketbol takımına. Bize gelecek. Evet. İnşallah. İsim veremem çünkü çıkışta söylerim. Çünkü söylersem bağlayıcı olur. Sıkıntı ama yok. Size para kazandıracağını öğrendim. İnşallah. Seviniriz. Vallahi bu müjdeyi biraz ben vermiş gibi olmayayım. Çünkü bana bir şey sordular. Hı. Oradan haberim oldu. Ama özellikle Bursa Spor basketbol takımına bir sponsorluk gibi düşünün. Güzel olur. Valla yani ben böyle gizem yaratmayı seven bir insan değilim ama şimdi birden aklıma geldi. Sırf Bursa Spor Basketbol Avrupa Euro Cup oynayacak ve Basketbol Süper Ligi'nde olduğu için böyle bir şey herhalde yakında sizin kapınızı çalarlar diye tahmin ediyorum. İnşallah. Öyle olursa da bugünü anar hatırlar güleriz diye umut i̇nşallah. Ederiz. Biz de seviniriz tabii yani sonuçta. Tabii. Bu Bursa takımlarına ne kadar sponsor gelirse o kadar iyi. Yani toplam takım maliyeti bu kadar diyorsunuz ama bu baktığınız zaman da iddiadan gelen yayıncı kuruluştan falan herhalde bu 7,5-10 küsur 11 mi oluyor? TL olarak. Gelirimiz bütçe anlamında. Bütçe anlamında şöyle söyleyeyim size. Yıllık giderimiz 11 milyon TL civarında olacak. Her şey içinde. Her şey içinde. Bunun en büyük yükü sigorta, vergi, stopaj. Devletimize gidecek olan para. Buradan bunlarda vergi yükü çok ağır. Evet. Bir Covid testini ayarladılar mı? Covid testini ayarlamadık. İdaret Başkan bir şey söylüyordu geçen gün. Şu an henüz ayarlanmadı. Covid testini kendi cebimizden yaptırıyoruz. Devletin büyük ölçüde bunu karşılaması için Voleybol ve Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretinde böyle bir şey gündeme gelmiş. Sayın Erdoğan'a iletmişler bunu. İnşallah yardımcı olurlar o konuyla. Çünkü her maçtan önce bir büyük maliyet. Biz hazırlık maçlarından önce de yaptırıyoruz. 10 günde bir Covid testi yaptıracağız. Haftada bir Covid testi yaptıracağız. Tabii. Bunlar çok büyük maliyetler. Avrupa'ya giderken yaptıracağız. Son 48 saat içerisinde test istiyorlar. Ben Bursa Spor Futbol Takımı'ndan öğrendim. Kulübe geldi, tesislerde yaptığı zaman bütün A takım personeline beraber 50 bin liraya mal oluyormuş. Evet. Bir maç için. O kadar yok. 250 TL kişi başı, 300 TL kişi başı. Ama şeye gelirse 500 alıyorlarmış. Şirkete, eve giden berber gibi. 100 kişi olması lazım. 100 kişi yoktur. 40-50 kişi ancadır. Ya neyse yani ya da 25 ila 50 bin lira arası diyelim. Evet, olabilir. Yani bu da
her kulüp için büyük maliyet. Evet, kesinlikle. Yani bunu da inşallah devlet büyüklerimiz çözer diyelim. Reklam arası veriyor muyuz Fikret? Ne diyorsun? Sevgili seyirciler, iki reklam aramız var. Bir tanesini verelim. İkinci bölümde yine tabii ki Süper Lig'i konuşacağız. Avrupa'yı konuşmaya devam edeceğiz. Sizin sorularınızı da yönlendireceğim. Buradan da bakıyorum. Kısa bir reklam arası, ardından pot altı devam edecek. Efendim, zeytin deyince Gold serisi. Kuruş hele. Evladım, tuz dokanıyor. O yüzden az tuzlu. Kuruş hele. Biz sepet. Biz yağlı sele seviyoruz. Ama sepet serisine bayılıyoruz. Sevmek ne ki? Çeşidi çok, benzeri yok. Sofralardaki yeri herkesin söz birliği. Marmara Birlik, bir kooperatif markası. Önlemler sayesinde salgına karşı her geçen gün iyi neticeler alıyoruz. Fakat unutmayalım ki süreç henüz bitmedi. Bu yüzden tüm çalışma alanlarımızda önlemlerimiz devam ediyor. BTT şubelerimizi, tüm hatlardaki trenlerimizi dezenfekte ediyor. Yüksek hızlı trenlerimizde sosyal mesafeye uygun olarak yolcu taşıyoruz. Şantiyelerimizde önlemlerimizi en üst düzeyde tutuyoruz. Sizler de dışarı çıkmanız gerektiğinde tedbiri elden bırakmayın. Maskenizi mutlaka takın. Özellikle duraklarda, toplu taşıma araçlarında, hizmet noktalarında sosyal mesafeye özen gösterelim. Unutmayalım, eskiye dönmüyor, kontrollü bir hayat sürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Gözümü açalı 10 gün oldu. İlk iş doktorlara, hemşirelere tek tek teşekkür ettim. Ama sana teşekkür etmediğimi fark ettim. Neredesin? Nerelisin? Kaç yaşındasın? Ne iş yaparsın? Ya da ne bileyim, daha önce şans eseri bir yerde karşılaştık mı? Hiç bilmiyorum. Sadece 15 dakikanı ayırdığını biliyorum. O 15 dakikayla yeniden doğdum. İyi ki varsın kan dostum. Siz de düzenli kan bağışçısı olun, hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. O hilal sensiz olmaz. İnatçı, ısrarcı, UNICEF her çocuk için. Birliğimiz 1954 yılında kuruldu. Son yıllarda büyük atılımlar yapıldı. Durmadan çalıştık. Tüm Türkiye'ye yayıldık. Güzel Edirne'mizde, Alanya'da denizin kıyısında, vatanın dört bir yanında, Asya'da, Avrupa'da, auch in Deutschland, in Belgium, in Dänemark, in ganz Europa, Brasil, even in the States, hatta Australia'da bile bulabilirsiniz. 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 Memleketten bu kadar uzak olunca tadı da bir başka oluyor. On binlerce üreticinin güç birliği Marmara Birlik, bir kooperatif markası. Pot altının ikinci bölümünde yeniden birlikteyiz. Fruttu Ekstra Bursaspor Başkanı sevgili Sezer Sezgin'le beraber basketbolu konuşuyoruz. Bu hafta biliyorsunuz hafta sonu itibariyle Basketbol Süper Ligi başlıyor. Bursaspor cumartesi günü seyircisiz oynayacak tabii, ligin ilk yarısı, onu söyleyelim. Tofaş Spor Salonu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Zira son hazırlık maçında Beşiktaş'ta yaptı yeşil beyazlar. Onu da söyleyelim. Tofaş'ta ilk hafta Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Biliyorsunuz bay geçmişti, fikstür çekilirken 16 takım belli değildi ama Fethiye, Lokman Hekim, Fethiye Belediyespor'u Basketbol Federasyonu lige 16. takım olarak alınca ikinci haftayı bay geçecek olan Fruttu Ekstra'da bir Fethiye deplasmanı var ama sanki erken biraz başkan, havalar sıcak falan, bir yumuşama olmasın
tatil gibi olmasın yani. Ben erken gitmeyi düşünüyorum zaten. Öyle mi? Eyvah. Diyelim o maçta haftaya cumartesi Fethiye'de, Muğla'nın ilçesinde. Tabii deniz kıyısı. Ama Allah'tan havalar fena gitmiyor. Evet, güzel. Çok sıcak değil. Çok da soğuk değil. Bunları da söyleyelim. Birkaç tane de başkanım sorular geliyor. Onları dilerseniz size tabii ki yönlendirelim. Hep transfer soruyorlar ama şunu söyleyelim. 5 yabancısını aldı. Frutex'te Bursa Spor. Yerli transferi de yaptı. Şu anda genç Mithat Can'la beraber 13 A takım oyuncusu var. Yani bir oyuncu ki Ender Aslan'ın hazırlık maçlarında oynamadığını hatırlatalım. Hafif sakatlığı vardı. Bugün başladı toplu antrenmanlara. Evet, bugün topbaşı yaptı. Gidişata göre herhalde koç ve sağlık ekibi karar verecektir cumartesi Beşiktaş maçı için. Başkanım, Gravel'ı geri getirmeyi düşünüyor musunuz demiş Lopez'i. Porto Rico'yu soruyor Efe Gökata. Şu an düşünmüyoruz. Zaten ligde 5 yabancı oynuyor. Bir yabancıyı göndermeden diğerini aldığınızda tribüne çıkarma lüksü yok şu anda. Evet. Avrupa'da oynatabilirsiniz ama. Şu an 6. yabancı lüksümüz gerçekten lüks. Yok. Hatta Topaş bile 5. almayacağım dedi. Son anda DJ White'ı geri getirdi. Evet. Herkes bir bütçe peşinde. Kesinlikle. Ekonomi malum. Tribün gelirleri yok. Ceylan Altın demiş ki Xavi Manford, Malik Newman, Malik tabii. Özellikle kadroci uyum sürecini atlatınca çok faydalı olacağını düşünüyorum diyor. Katılıyorum tamamen. Perry Johnson da bu arada geç geldiğini, eşinin doğum yapmak üzere olduğu için o nedenle geç geldiğini ve henüz istenen form durumuna ulaşmadığını da söyleyelim. Hazırlık maçlarında bunu da gözlemledik. Aldıkları süre de bunu gösteriyor. Koç da yavaş yavaş onları hazırlıyor. Bizim yükselen bir grafiğimiz var. Evet, her maçta üstüne koyarak gittiler. Üstüne koyarak giderek devam ediyor. Lig başlayana kadar belki 3. 4. haftada hazır olmuş olacağız. Evet. Kadici mesela potu altında 4-5 oynayabiliyor. Oğuz var. Peri var 4 numarada. Bir de İzzet var. Baktığınızda Tevfik de sayıldığında potu altında 4-5 numara için 5 opsiyon var. Evet. Yani basketbol antrenörlüğü ve beden eğitim bölümü bitirmiş bir başkan olarak bunları herhalde ufak ufak konuşabiliriz başkan. Tabii. Serkan Hoca'nın, düzeltiyorum, Tutku Hoca'nın işine karışacak halimiz yok. Ama pot altında böyle bir rotasyon var. Acaba hani 5 numara klasik, herkes illa yabancı 5 numara diyor ama Oğuz gibi bir tecrübe var orada. Ne diyorsunuz? Ben şimdilik gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunu tabii ki teknik kadro daha iyi bilir. Ben işin bütçe kısmındayım. Gerektiği zaman gerekli hamleleri gerekirse yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Şu an lige bu şekilde başlayacağız. Evet. Burada ben de isterim çok büyük derinlikli bir kadronun olması ama bunların hepsi bütçe meselesi. O ödemeleri yaparken bu işlerin biraz mücadelesini verirken çektiğimiz sıkıntıları tabii ki bizler biliyoruz. Hani bir laf var, hayal satmayacağız diye. Kesinlikle biz başından beri, kurduğumuz günden beri bu takımı kimseye hayal satmadık. Şu an lige böyle başlayacağız. İmkanlar el verirse. Ya da duruma göre değil mi? Duruma göre. Performans. Tabii şey, transfer olur. Oyuncu değişimi olur. Açık yani, zaten transfer. Her şey açık yani şu an için. Futbolu gibi değil yani, 5 Ekim'de bitmiyor. Evet. Playoff'a kadar. Playoff'a kadar devam ediyor. Evet, Metin Yüksek hocamız İnegöl'den sağ olsun. Her zamanki bizi izliyor. Selamlar kendisine. Selamlar. Zaten meşhur takımı da getirmişti biliyorsunuz. İyi yayınlar dilemiş. Başkanımıza selamlar. Yeni sezonda başarılar diliyorum. Gayretleri için çok teşekkür ediyorum demiş. Sağ olsun. Valla sorusuz ve yorumsuz güzel bir temennide bulunmuş. Çünkü Metin Hoca soru sormadan etmez. Ama güzel bunlar. Bizi herkes her yerden izliyor ve soruyor. Başkanım diyor, Efe, NBA'de uygulanan sistem bizde olamaz mı diyor. Hani böyle zoom ekranları koyuyorlar ya seyirciler. Tribünler gibi. Ama tabii Tofaş Spor Salonu'nda iki takım kullanıyor burayı. Öyle bir şekilde salona canlı bağlantılı teknolojik ücret karşılığında. Teknolojik imkanlarımız el verdiği zaman onları da yapmayı düşünüyoruz. Şu an Türkiye'de onu Tofaş Spor Salonu'nda Tofaş maçında daha önceden olmuştu. Hatırlıyorum Avrupa maçında, Euro Cup maçlarında. Evet. Öyle şeyler. Seyirciler canlı bağlansın, kendilerine göstersinler diye. Evet, ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş hepsi olur. Umarız ligin ikinci yarısında açılır da seyirci belli yani oranda. Şu anlık günlük vaka raporlarıyla, günlük vaka sayılarıyla bu işin aşı bulunmadığı sürece Ocak'ta da seyirciyle oynanacağına pek artık
şeyim kalmadı. Umudum yok mu diyorsunuz? Umudum yok çünkü ya, ben bu sene vallahi sezon başı %30-%40 kapasitede olsa seyircili başlayabilirim. Sizin öyle bir isteğiniz de oldu. İsteğimiz de oldu. Böyle bir şey de düşünüyordum. Ama o zaman bir rakamlar biraz daha iyiydi. Daha iyiydi. Şimdi gün geçtikçe aynı kalıyor. Biraz yukarıya gidiyor. Bir de nezle grip ayları başlıyor. Başlıyor. Bir de insanlardan pandemiden dolayı, sokağa çıkma yasaklarından dolayı bir anda böyle eve kapandılar. Sonra bir anda dışarıya çıktılar. Bir ne olursa olsun moduna da girenler var. Evet, bir yaz tatiline gidip taşıyanlar, edenler, getirenler, evet, götürenler var. Dikkat edenler de var ama bakalım. Vallahi çok dikkatli olmak lazım. Her yerden duyuyoruz. Bir televizyoncu arkadaşımızın ablası Ankara'da yoğun bakıma girmiş. Yani çok değişik, yani hiç ummadığınız bir kişiden bir şey duyuyorsunuz. İnsan o zaman yakınlarında gördükçe daha çok, evet, farklı hissediyor. O yüzden aman maske, bakınız bizim de altta yazıyor logomuzu. Maske takalım, maske, mesafe, temizlik, hijyen kurallarına uyalım. Kalabalıklarda lütfen bulunmayalım. Düğünlerde halay çekmeyelim. Bunu ben bir gazeteci dostunuz olarak lütfen değerlendirin. Bize tahtayı sormuş Mehmet Altın ama tabii konumuz basketbol olunca biraz önce Ahmet Süpi hocamla konuştuk. Tahta ile ilgili henüz bir gelişme yok. O Başkan Kamat'ın açıklamasına bağlı. Euro Cup seyirci alır mı diyor Efe ama? Almıyor. Aynı şekilde orada da. Evet. Başlama tarihlerinde bir sıkıntı henüz açıklamadılar değil mi? Seyircisiz olarak sadece teknik kadro ve yönetim gidebiliyor. Dışarıdan kimse basınla deplasman, deplasmana. Basın da almıyorlar. Basın da almıyorlar. Basın kendi imkanlarıyla gidiyorsa 14 gün karantinada kalması gerekiyor. Ne zaman öteki maça gelemez. Evet. Türkiye'ye döndüğünde de 14 gün karantinada kalması gerekiyor. Bir ay adam bir maç için olmaz o iş. Evet. Ajanslar falan geçecek herhalde artık. Evet. Ya oradaki lokal ajanslardan takip. Lokal ajanslar ya da bizim kulüp yayıncı kuruluş. Kulüp bünyesindeki medyamız. Sosyal medya. Sosyal bu medya arada TV bu verecek maçları değil mi? Evet. Avrupa kupalarında, evet, anlaşma yapılmış. Hem Euro Cup hem FIBA Şampiyonlar Ligi. Bursa'nın iki takım maçlarında televizyondan izleyebileceğiz inşallah. Evet. O büyük avantaj. Deplasman anlamında söylüyorum. Çünkü ne oluyor ne bitiyor dışarıdaki maçlar daha çok merak ediliyor. Evet. Malum hakem olayları olmasın diye. Sezer Başkanım ileride Bursa Spor Başkanlığı düşünür mü diyor. Efe de bugün soru yağdırmış maşallah. Öyle bir tırnak içinde. Öyle bir düşüncem yok. Bizlere kadar sağ olsunlar. Bizlere kadar çok daha bütün Bursa'nın mutabık olabileceği, gerçekten koltuğu doldurabilecek kişilerin ben olduğunu düşünüyorum. Evet. Yaşım ve konum itibariyle şu an öyle bir düşüncem yok diyebilirim. Bu aslında güzel bu soru. İyi geldi. En azından merak edenler varsa da cevaplamış oldunuz. Evet. Bütçe zorlanamaz mı demiş Berk Türkeş. Pivot şart her maç 20-25 ikinci sayı şansı artıyor rakiplere göre demiş Berk Türkeş. Ondan sonra yazmış pivot şart diye. Bütçe zorlanamaz mı derken 6 yabancı alıp da birini tribünde tutturmak da tabii çok mantıklı değil yani. Oraya alacağımız oyuncu 200 bin dolar civarında. Bir bu pivottan da bahsediyorsak. Evet. Yabancı isteniyor anladığım kadarıyla. Vergisi stopacı aldığı para toplam rakamı 2 milyon TL civarında olur. Bir sezonluk. Bir sezonluk. 2 milyon TL bizim şu an ona verecek bir paramız yok. 11'in üstüne bir iki daha eklersen 13 olur yani. Öyle bir paramız yok. Maalesef ki keşke olsa, bütçeyi zorlasak. Taraftarlarımızdan da bu konuyla alakalı anlayış bekliyoruz. Ama ben dönem da, dönem yani. Çok da fazla bir orada bir problem olduğunu düşünmüyorum. Problem olursa, müdahale etmemiz gerekirse edeceğiz. Yani tabii, şu anda 3-4 hazırlık maçıyla değerlendirmek yanlış. Değerlendirmek yanlış. Geç olur. Gelenler oldu. Çünkü orada Kenny Kadji var, Oğuz Savaş var. İzzet var. İzzet var. 3 tane pivotum var. 3 tane pivotumuz var. Burada biraz topa basmak lazım. Topa basmak lazım. Biraz acele etmemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi daha takım uyum aşamasında. Bunu söyleyelim. Evet. Birbirlerini yeni tanıyorlar. Topu 5 maç mı yaptınız başkan? 3 tane Cevat Soydaş'ta. 2 de kendiniz yaptınız. Evet. Bir tane de şeyde yaptınız galiba, Salı Perşembe 6 galiba. Bir tane de Daçka'da yaptınız. Daçka'yı yendik. Evet. 2 maç yapıldı burada. Salı Perşembe. Bahçeşehir ve Petkim miydi? Petkim. Petkim'e yenildik. Bahçeşehir'e yenildik. Daçka'yı yendik. Bahçeşehir ikinci maçta Cevaz Soydaş'ta yendik. 6 maç 2 galibiyet 4 mağlubiyet. Yani topu 6 maçtan, evet, bahsediyoruz. Topu 6 maç. Bu hafta lig başlıyor. Ve geç gelenler, işte Peri Cevaz Soydaş'a az kala geldi. Hı hı. Bu arada Covid'den dolayı, pandemiden dolayı bazı maçlar, bazı maçlardan ziyade biz antrenmanlara da çok geç başladık. Bahçeşehir, hı, bizim ilk maçımızı oynarken Bahçeşehir 6. hazırlık maçını oynuyordu bizle Bursa'daki maçta. Düşünün.
Yani biz bunlardan bilmek lazım tabii. Evet. Sezona da biraz geç başladık. Dolayısıyla. Ama geçen sene o tür şeyler yaşanmıştı. Bir anda takım ligi iyi başlamıştı. Bu sene de hazırlık kamp yapmadık. Ya verdiğimiz mücadeleyi ben dışarıdan belki biz fazla yansıtmıyoruz da gerçekten çok zorlu mücadeleler veriyoruz. Hem sağ içerisinde hem sağ dışarısında. Bu söylemekte fayda var yani. Evet evet. Bunu söylemekte fayda var. Başkanım diyor Ömercan Efes'ten kiralık. Bonservisini alma ya da planınız var mı ya da sözleşmesinde satın alma opsiyonu var mı diyor. Satın alma opsiyonu yok. Ömercan İlyasoğlu Türk basketbol tarihinin önümüzdeki yıllarda adından basketbol tarihine çok söz ettirecek bir oyuncumuz. Biraz da önü dolu. Euroleague'den dolayı çok yabancı var Efes'te. Evet. Ama burada ben fazlasıyla süre alacağını düşünüyorum. Ben beğendim. Kumaş çok kaliteli. Kendisi de düzgün bir karakter. Bir garda göre boyu da uzun. Evet. Umarız basketbol tarihini adını altın harflerle yazdırır. İnşallah inşallah. Bu tür kardeşlerimizi oynaması ve Türk basketboluna kazandırması çok değerli. Tecrübeli Türkler de var. İşte Ender geliyor. Birkan Batuk, Oğuz Savaş, Can Maksim bunlar da İzzet'le beraber Süper Ligi yakından bilen isimler. Bir taraftan da tabii baktığınızda Avrupa'da 5-5-10 maç garanti deplasmanlı. Evet. Avrupa kupaları oynamak keşke tabii taraftar seyirci olsaydı da o coşkuyu hep beraber yaşasaydık ama sonuçta dünyanın gerçeği bu sadece bizim değil. Oralarla ilgili bir gelişme yok diyorsunuz. Yani Euro Cup normal başlayacakmış gibi gözüküyor ama. Tabii. Kesinlikle normal başlıyor. Teknik kadro ve yönetim kurulu gidebiliyor. Onun haricinde onlar da getiremiyor, biz de götüremiyoruz. Evet, televizyondan maçları izlemeye devam edeceğiz diyelim. Tabii sorular sürekli geliyor ama bazı sorular birbirine bakıyorum şey yapıyor, benziyor. O yüzden fazla da aynı soruları sormak istemiyorum. Peki başkanım, takımın havası nasıl? Siz sık sık takımla bir araya geliyorsunuz. Koç Tutku Açık ne diyor? Genel menajer Nedim Yücel'in görüşleri. Bir İmbik'ten geçirdiğiniz zaman bu hazırlık maçlarından sonra nasıl bir intiba edindiniz? Siz de maçları birebir izlediniz. Bu sene çok sürprize gebe bir takımımız var. Yani enteresan oyuncular aslında yeni Amerikalılar. Enteresan oyuncular var. Ben bunu söylemekten bir çekincem yok. Bu sene çok sayı yiyebiliriz ama çok sayı da atabiliriz. Bol yani, basketli bir maç mı? Bol basketli bir sezon olacak. Savunmayı ne kadar sertleştirirsek, savunmayı ne kadar iyi yapabilirsek maçları kazanmamız o kadar da kolay olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi hücumcu bir takım yarattığımızı söyleyebilirim. Bu takım bilinçli ve bu şekilde kurulmuş bir takım. Hücumcu bir takımız. Çok sürprizler yapacağız. Sürpriz galibiyetler çok alırız. Sürpriz mağlubiyetler de alabiliriz. Önemli olan o gün gününde olabilmek. Tabii bir de uyum, savunmayı oturtabilmek. Evet. Bunlar da koçun işleri tabii ama bazı hani Amerikalılar bağlasan durmaz gibi. Mesela hazırlık maçta olsa Newman'ın 31 sayı atmasını ben önemsiyorum. Mumford da o potansiyelde bir oyuncu. Kadri'nin dışarı çıkıp attığı ekstra üçlükler var. Yani bir 4-5 numara. Maçta 4-5 tane attı. Atar. Onun Tofaş'tan da biliyoruz. Yani Kamerun asıllı bir oyuncu ama atletik, elastik. Yani kimse dışarıdan baktı 33 yaşında falan demez bir oyuncu. Evet. Çok da içeride dışarıda hareketli bir ofans olarak da hareketli bir takım var. Takımın hücuma yerleştiğinde hızlı hücum, free play dediğimiz fast play'e yatkın bir takım. Savunma reboundları da zaman zaman konsantrasyonu kaybetse de tabii hazırlık maçlarında ölçü olmaz ama savunma reboundları toparlasa biraz da defansı sertleştirse dediğiniz gibi orası bence kilit. Evet. Çünkü maçlar böyle 90-80'lerde bittiği zaman her zaman kazanamazsınız. Her zaman 100 atamazsınız. Kesinlikle. 90-80 yememek lazım. Yani 70'lerde bittiğinde o maçı kazanma ihtimali daha yüksek 60'larda, olur. 60'larda 70'lerde tutabilirsek. Rakibi. Evet. Birkaç tık üzerine maç alınabilir. Evet. Bu sene ligi nasıl görüyorsunuz? Yani yatırım yapan takımlar, klasik işte Euroleague takımları hani Fenerbahçe, Efes'i bir tarafa bırakırsak. Beşiktaş'ta 3 yabancı var bildiğim kadarıyla. İlk hafta rakip ve son hazırlık maçında Beşiktaş'ta yaptık. Bu ligin güzel ve iyi takımlarından bir tanesi. Çünkü Tek Süt'ten de genç oyuncuları aldılar. Bandırma'dan Ümit Milli Basketbol takımının nüvesi. Kemik oyuncuların hepsini aldılar. Evet. Kurban yerli kaliteleri yüksek. Sadık Kabaca,
Evet. Şeyhimuz Azer sanıyorum 5 kişi falan aldı. Bir Haltalı var galiba. Furkan Haltalı. Evet. Sadık Kabaca, Şeyhimuz Azer. Bir, iki kişi daha var bildiğim kadarıyla. Bu çocuklar da önemli süreler alıyorlar. Önemli süreler alıyorlar. Çok hareketli bir takım. Beşiktaş bu sene bu ligin sürpriz takımı olabilir. Başaltı gibi yani. Evet. Orman Spor devlet takımı yatırımları yine üst seviyede. Antep iyi takım kurdu. Evet, Gaziantep onu. Afyon bu sene sürpriz yapabilir. Bahçeşehir daha keza bütçeleri yüksek. Çok yüksek bütçeli kurulmuş bir takım. Bunlar karşıya zaten pas geçemeyiz. Türk Telekom da Türk Telekom yine yapılandı. Evet, Daçka Avrupa Kupası oynuyor. Fethiye Belediyespor nasıl takım kurduğunu bilmiyorum. Daçka'da TÜBAT'ta falan oynadı. Evet, onlar yeni. Hı hı. Büyükçekmece fena takım kurmadı diye biliyorum. Yani bu sene. Ama bu ligde hedef ilk 8 başkan, ben öyle anlıyorum. Evet. Değil mi? İlk 8. Bu ilk 8 de zaten bizi hem playoff getirir hem de bir sonraki Avrupa Kupaları içinde bir herhalde opsiyon elimize koz olarak geçebilir diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Frutti Extra ile beraber çalışmalarda uzun vadede Avrupa'nın gediklisi bir Frutti Extra Bursaspor görecek miyiz başkan? Yani Avrupa'da gedikli olacak mı? Sürekli oralara katılan bir takım. Bunu tabii ki hedefler bu doğrultuda ama bunu öngörmek çok... ama her şeyi hayal etmekle başlıyor başkan. Kolay değil. Tabii ki hayallerimiz doğrultusunda peşinden koşuyoruz da. Ülkenin ekonomik durumu, pandeminin ne kadar süreceği, küresel ekonomik durumlar... Hepsi birbirine belki bağlı. Belki Eurocup organizasyonu 5 sene sonra, 3 sene sonra olmayacak bilemiyoruz. Belki başka bir organizasyon olur... ULEP ne düşünüyor, yani, FIBA ne düşünüyor bilemiyoruz tabii. Tabii belki birleştirirler, belki bir tane daha çıkar. Sadece... Şu ana 4 kupa var. Evet, Bursaspor'un Avrupa'da hangi kupa varsa en iyisinde oynayıp en üst yerlerde olmak istiyoruz. Bursaspor futbol takımımız nasıl ki şampiyon olduktan sonraki sezon evet. Şampiyonlar Ligi'nde oynadıysa bizim de basketbolun Şampiyonlar Ligi'ndeki organizasyonda yer almak istiyoruz. Bu çok önemli tabii. Başkanım dilerseniz tabii takıma da değiniriz ama son sorulardan da bahsedelim. Squad ekibi kurma düşünceniz var mı demiş Gambir. Yok öyle bir düşüncemiz yok. Ama zaten teknik ekip... teknik ekip zaten başlı başına squad. Squad değil mi? Geçen seneden de zaten bunu yaşadınız. Bu oyuncuları nereden buldu Bursa Spor diye. Özellikle Chris Jones ve Freeman'da bunu söylemişlerdi. Perry Jones bir NBA... eski bir NBA oyuncusu o da. İkinci sezonuna giriyor. O da çok tecrübeli bir isim. Ve Iceman diyorum yani. Buz adam yani. Hiç yüzüne renk vermiyor. Poker face de diyebiliriz. Evet. enteresan bir kadro. Açıkçası yönetmen de uyarıyor. Başkanım bir reklamımız daha var. Bereketli geldiniz. bir kısa reklamımız daha var. 4 dakika mı Fikret? Sevgili seyirciler, pot altında kısa bir reklamımız daha var. Onu da verelim. Ardından sevgili Başkan Sezer Sezgin'le final bölümünde tekrar birlikte olacağız. Kısa bir ara. Efendim, zeytin deyince Gold serisi. Kuruş hele. Evladım, tuz dokanıyor. O yüzden az tuzlu. Kuru şele. Biz sepet. Biz yağlı sele seviyoruz. Ama sepet serisine bayılıyoruz. Sevmek ne ki? Çeşidi çok, benzeri yok. Sofralardaki yeri herkesin söz birliği. Marmara Birlik. Bir kooperatif markası. Önlemler sayesinde salgına karşı her geçen gün iyi neticeler alıyoruz. Fakat unutmayalım ki süreç henüz bitmedi. Bu yüzden tüm çalışma alanlarımızda önlemlerimiz devam ediyor. BTT şubelerimizi, tüm hatlardaki trenlerimizi dezenfekte ediyor. Yüksek hızlı trenlerimizde sosyal mesafeye uygun olarak yolcu taşıyoruz. Şantiyelerimizde önlemlerimizi en üst düzeyde tutuyoruz.
Sizler de dışarı çıkmanız gerektiğinde tedbiri elden bırakmayın. Maskenizi mutlaka takın. Özellikle duraklarda, toplu taşıma araçlarında, hizmet noktalarında sosyal mesafeye özen gösterelim. Unutmayalım, eskiye dönmüyor, kontrollü bir hayat sürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Gözümü açalı 10 gün oldu. İlk iş doktorlara, hemşirelere tek tek teşekkür ettim. Ama sana teşekkür etmediğimi fark ettim. Neredesin? Nerelisin? Kaç yaşındasın? Ne iş yaparsın? Ya da ne bileyim, daha önce şans eseri bir yerde karşılaştık mı? Hiç bilmiyorum. Sadece 15 dakikanı ayırdığını biliyorum. O 15 dakikayla yeniden doğdu. İyi ki varsın kan dostum. Siz de düzenli kan bağışçısı olun, hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. O hilal sensiz olmaz. UNICEF, her çocuk için. Birliğimiz 1954 yılında kuruldu. Son yıllarda büyük atılımlar yapıldı. Durmadan çalıştık. Tüm Türkiye'ye yayıldık. Güzel Edirne'mizde, Alanya'da denizin kıyısında, vatanın dört bir yanında, Asya'da, Avrupa'da, auch in Deutschland, in Belgium, in Dänemark, in ganz Europa, Россия, even in the States, hatta Australia'da bile bulabilirsiniz. 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 Memleketten bu kadar uzak olunca tadı da bir başka oluyor. On binlerce üreticinin güç birliği Marmara Birlik, bir kooperatif markası. Sevgili seyirciler, pot altında sezonun ilk programı. Geçen sezonda birlikteydik ancak Mart ayındaki pandemi başlangıcıyla bitirememiştik sezonu. Umarız bu yıl yeni sezon güzel başlar ve güzel devam eder. Tabii ki hep birlikte sezon sonunda görmek sağlıkla dileğiyle diyelim. Sevgili Başkan Sezer Sezgin'e de son bölüme girdik. Sevgili Başkan, bir kez daha hatırlatalım. Ligin ilk yarısı federasyonun açıklamasına göre seyircisiz ama cumartesi günü Tofaş Spor Salonu'nda ilk maç içeride Beşiktaş'ı konuk ediyorsunuz. Tofaş'ta ilk hafta deplasmana gidiyor. Bahçeşehir'le pazar günü 15.15'te maçları TV bu canlı yayınlayacak. Hı. Bazı maçları bilmiyorum, yine belki TRT verebilir. Haftanın iki günü TRT ama TRT Spor birincilik maçlarını yayınladığı TRT için. TRT 2'de mi? Spor 2. Bilmiyorum onu TRT ile nasıl bir yolu izlediler, nasıl konuştular. Allah'tan Spor'un ikinci kanalı var yani. Voleybol maçları falan veriyor. Nereden verirler bilmiyorum. Bazı maçları Avaz'dan veriyorlar, futbolda çakışanları. TRT'de kanal çok biliyorsunuz. Evet. Ama en azından bazı maçların açık kanaldan verilmesi, evet, reklamcılar açısından da herhalde sponsorlar açısından da iyi bir çalışma olur diye düşünüyorum. Sağ olsunlar, bizi de izliyorlar. Çok değişik kesimlerden spor adamları. Sevgili Başkan, basketbol 1. liginde 16 Ekim'de başlayacağını, burada Bursa Final Spor, bu da Gemlik Basketbol'a da başarılar diliyoruz. Onların da tabii daha önce bir 3-4 Ekim gibi federasyon kupaları var. Geçen sene final kazanmıştı biliyorsunuz. Evet. Onlar da öyle başlayacaklar. Finalde artık programımızın sonuna gelirken buradan basketbol severlere, Bursa Spor taraftarlarına nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Frutti Ekstra Bursa Spor bu yıl hedefi ve yapılacakları da toparlarsak neler söylemek istersiniz? Bir mesajla kapatalım. Ben taraftar konusunda çok üzgün ve buruk bir şekilde sezona başlıyorum. Çünkü evet, onlardan uzakta kalmak. Yoksa ne hayaller vardı, kombineler falan? Tabii ki. Bursa Spor'un Avrupa'ya gittiği ilk sezon. İlk sezonda biz yıllarca onun hayalini kurduk. Onun peşindeydik. Hep beraber bütünleşmeler olacaktı. Avrupa'ya seyircisiz gitmek, Avrupa takımlarının buraya geldiğinde bizim seyircimizi onlara izlettirememek benim için çok buruk ve basketbol adına üzücü. Ama dünya durdu. Evet. Yani dünya durdu. Şey. Sinemalar, tiyatrolar, konser salonları, okula bile doğru düzgün çocuklar gidemiyor. Hala gidemiyorlar. Hala gidemiyorlar. Çocuklar evden online görüşüyor. Evet. Yani sadece burukluk var. İyi bir takım kurmaya çalıştık. Sezon başlıyor. Umarız her şey gönlümüzce olur. Evet. Ender de takıma katılıyor. Onun da evet, sakatlığı bugün başlamış. Evet. Büyük ölçüde geçti. Sayın Başkan, sezonu sizinle açtık. Geçen seneden evet, aynı şekilde.
Sağ olun, geldiniz. Evet. Sorular da geldi. Çok güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederiz demiş Efe Gökata, Kambir. Bize soruların eğer kaçırdıysam özür dilerim. Çünkü bazen internet hızla gidiyor. Sorular yukarı doğru gidiyor. Ama %90'ını yönelttim diye tahmin ediyorum. Bir spot out olarak inşallah sponsor firmamızın da desteğiyle her pazartesi akşamı saat 18-19 arasında canlı yayında karşınızda olacağız. Facebook sayfamızdan programı geç açanlar için söyleyelim. Bizi izleyebilirler. 94.2 Radyo Bursa'da bugünden dinleyenler canlı dinlemiş oldular. Ama ne zaman açarsanız Facebook'ta, daha sonra YouTube'dan da atacak yönetmenimiz Fikret. YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Biz de zaten sosyal medya mecralarımızda bu programları paylaşıyoruz. Biz tüm takımlar olduğu gibi Bursa takımlarına da başarılar diliyoruz. Sayın Başkan, ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Sonuçta sizin de bir işiniz gücünüz var. Takıma, dostlara, Orhan Gazi'ye de selamlar. Yeni dönemde inşallah hep beraber güzel başarıları birlikte konuşuruz, birlikte yaşarız diyelim. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet sevgili seyirciler, Pota Altı'nın yeni sezonu ilk programında Sezer Sezgin Başkan'ı ağırladık. Dediğimiz gibi Fruit Text'te Bursa Spor ve Tofaş olmak üzere tüm Bursa takımlarına ve tüm basketbol camiasına yürekten sağlıklı, kazasız, belasız, başarılı bir sezon diliyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.